Merhaba. Ticaret sigortası, Alibaba tarafından sağlanan, ücretsiz bir ödeme koruma sistemidir. Deniz aşırı tedarikçilerden ürün bulurken, alıcıları korumak için ekstra bir tabaka sağlar. Ticaret sigortası tarafından korunmak için, şu iki aşamayı takip ettiğinizden emin olun. Birinci aşama. Siparişinizi ticaret sigortası ile yapın. Bir uygun ticaret sigortası tedarikçisi bulduğunuzda, ve bir sipariş vermeye hazırsanız, siparişi başlatın düğmesine tıklayın ya da bir online görüşme yollamak için tedarikçi ile temasa geçin seçeneğine tıklayın. Daha önce çalıştığınız bir tedarikçi ile bir sipariş oluşturmaya hazırsanız, bir sipariş oluşturmak için ticaret sözleşmesi ile sipariş oluşturun seçeneğine tıklayın. Alıcılara, Alibaba'daki ticaret merkezi kullanarak tedarikçileriyle iletişime geçmeleri, görüşmeleri tavsiye edilmektedir. Ticaret merkezi, görüşmelerinizi, sipariş ayrıntılarınızı ve mesajlarınızı bir yerde toplamanıza imkan sağlar. Ticaret anlaşmasının en önemli yönlerinden biri, hizmet anlaşmalarınızın Alibaba tarafından takip edilmesidir. Ticaret sigortası satış kontratınıza ait tüm online ayrıntıları görebilirsiniz. Ödeme yapmadan önce, kontratı onaylamayı unutmayın. İkinci aşama. Ödemeyi ticaret sigortası ile yapın. Şu an, ticaret sigortası, kredi kartı ödemelerini veya telegrafik transferi desteklemektedir. Bu seçeneklerden birini seçin ve ödeme yap seçeneğine tıklayın. Fark edeceksiniz ki, tedarikçiniz için bir hesap yaratılacaktır. Ödemenizi Alibaba tarafından tedarikçinize sağlanan Citibank hesabına doğrudan yapmanız önemlidir. Bunu yapmazsanız, ticaret sözleşmesi sizi koruyamaz. Ticaret sözleşmesi ödemenizi iki şekilde korur. Eğer tedarikçiniz ürününüzü, anlaşmanız uyarınca, zamanında nakliye edemezse. Ürününüzün kalitesi, anlaşmanız uyarınca, standartlara uymuyorsa. Özetleyelim. Alibaba'da bir sipariş oluştururken, ticaret anlaşması kullanın. Ödemenizi, Alibaba tarafından belirlenmiş, tedarikçinin Citibank hesabına yapın. Asla doğrudan tedarikçiye ödeme yapmayın. Ticaret sözleşmesince korunmanız için bu ipuçlarını takip edin. Ve unutmayın, ticaret sözleşmesi Alibaba müşterileri için ücretsizdir. Alibaba'da amacımız, küresel ticarette güven oluşturmak ve riski en aza indirmektir. Ve ticaret sigortası ile güvenli bir işletme oluşturmanıza yardım etmekteyiz. Nasıl talep yollayacağız? Nasıl sipariş oluşturacağız? İlk olarak Alibaba'ya bağlanıyoruz. Bir ürün araştırıyoruz. Kategorileri de seçebiliriz. Bu ürünü girdiğimizde, ürün arama sonuçları sayfasını görürüz. Bu sayfaya girdiğimizde, istediğimiz birçok ürünü görürüz. Tedarikçi ile temasa geç veya mesaj yolla seçeneklerini görürüz. Tedarikçi ile temasa geçin seçeneğini öneriyorum. Tedarikçi bağlı değilse, mesaj bırakın. Tedarikçi bağlı ise, şimdi görüş seçeneği aktiftir. Buradan tedarikçi ile doğrudan görüşebilirsiniz. Bağlı değilse, temasa geçin seçeneğini tıklayın. Buraya tıkladığınızda, sipariş formuna geliriz. Bu, ürün ismi. Miktarınızı girebilirsiniz. 1000 tane istiyorsanız, buraya 1000 girin. Birimi de seçebilirsiniz. Birim fiyatı da girebilirsiniz. Birim fiyat, son fiyat değildir. Bu, sizinle tedarikçi arasında görüşülecek bir fiyattır. Buraya tercih ettiğiniz fiyatı girebilirsiniz. Daha sonra, ambalaj gibi ürün hakkında bilgileri girebilirsiniz. Ürün özelliklerine göz atabilirsiniz.
Bu sayfada başka ayrıntılara bakabilirsiniz. Tedarikçi başka bilgiler de verebilir. Buraya istediğiniz soruyu girebilirsiniz. Bundan sonra, tedarikçi ile temasa geçini seçin. Siparişi başarıyla oluşturdunuz. Tedarikçi yanıtını ve temas bilgilerini ticaret merkezinde bulacaksınız. Ticaret akışını da bu düzende görüyoruz. Bu, tedarikçi ile temasa geçmenin ilk yoludur. İkinci yol, ürün ayrıntıları sayfasını seçtiğinizde, başka bir eylem, siparişi başlatı görürsünüz. Bu yöntem, siparişi online gerçekleştirme yoludur. Sipariş oluşturulduktan sonra, bu sayfayı göreceksiniz. Yapmanız gereken, bilgileri kontrol etmek. Daha sonra, tedarikçi sipariş formunuzu alacak, bu formda başlangıç bilgisi, nakliye bilgisi, ödeme bilgisi, temas bilgisi ve terimler yer alacaktır. Buraya ürün bilgilerini girmeniz gerekir. Ayrıca yeni ürünler ekleyebilirsiniz. Bazı size özel ürünleri, logoları belirtebilirsiniz. Nakliye bilgilerini girebilirsiniz. Nakliye terimlerini, tarihi, ödemeyi aldıktan kaç gün sonra nakliye yapılacağını yazabilirsiniz. Tercih ettiğiniz ödeme yöntemini girebilirsiniz. Eğer ticaret sözleşmesi yöntemini kullanıyorsanız, iki tür ödeme kabul edilmektedir. Alıcı bilgilerinizi girmenizi tavsiye ediyorum. Telefon numarası, e-posta adresi, ikamet adresi girilebilir. Diğer istediklerinizi de girebilirsiniz, ambalaj gibi. Lütfen siparişi şimdi başlata tıklayın. Böylece formunuz tedarikçiye gidecektir. Ticaret merkezinden kontrol edebilirsiniz. Sonrasında, Alibaba Ticaret Merkezi'ne gelin. Buradan mesaj merkezini bulun. Burada mevcut siparişlerinizi bulabilirsiniz. Mevcuta tıklayın ve siparişinizi bulun. Alibaba Ticaret Merkezi tedarikçi ile görüşmenizi sağlar. Tedarikçi ile doğrudan yazışabilirsiniz. Sipariş formunuzda yapmanız gereken, bilgilerinizi tamamlamak. Eğer ürün almak istiyorsanız, ürün bilgilerinizi girmelisiniz, miktarını, birim fiyatını. Bu önemli değildir, tercih ettiğiniz fiyatı girmenizi tavsiye ediyorum. Kendinize özel ürün istiyorsanız, yeni bir ürün ekleye tıklayın. İstediklerinizi belirtin. Logo veya resimlerinizi yazın. Nakliye bilgilerinizi girin. Nakliye yöntemi, ticari terimler, tahmini nakliye günü, nakliye ücreti, sigorta ücreti. Ödeme kısmında başlangıç ödemesini yazın. Kalan ödeme. Ödeme yöntemi.
İletişim bilgilerinizi girin. Tedarikçinizin bilmesi gereken şeyleri, terimler kutusuna girin. Siparişi taslak olarak saklamak istiyorsanız, taslak olarak kaydete tıklayın. Aynı taslağı bir daha kullanmak isterseniz, taslağı içeri alını tıklayın. Tedarikçi ile birçok kez görüşmüşseniz, önceki yazışmalara bakabilirsiniz. Tamamlılık %100 olduğunda, siparişi onaylayı tıklayın. Böylece, bu sipariş tedarikçinize gidecektir. Doldurduğunuz bilgilerden memnunsanız, siparişi onaylaya tıklayın. Eğer düzenleme yapacaksanız, düzenleme yapa tıklayın. Artık tedarikçinizin siparişinize yanıt vermesini bekleyeceksiniz. Ticaret merkezinde, sipariş edilmişleri tıklayın. Böyle bir görüntü göreceksiniz. Bu da, siparişlerinizin toplam miktarı. Alıcı ve tedarikçinin anlaştığı gün. Ödeme yap düğmesini göreceksiniz. Eğer ödeme yapmak istiyorsanız, buna tıklayın. Yapmanız gereken, ilk ödemeyi gerçekleştirmek. Düzenleme yapmak istiyorsanız, düzenleme isteği tıklayın. Ertelemek isterseniz, siparişi erteleyine tıklayın. İlk ödemeyi yapmak istiyorsanız, bu düğmeye basın. Daha sonra, ödeme seçeneklerine geliyorsunuz. Kredi kartı kullanırsanız, kesilecek ücreti görüyorsunuz. Ödeme yapmak için, ödeme yap seçeneğine tıklayın. Burası, kredi kartı formu. Gerekli bilgileri doldurup, ödeme yap seçeneğine tıklayın. Paranız başarılı şekilde iletilecektir. Telegrafik transfer gerçekleştireceksiniz. Tedarikçinin banka hesabına ödeyeceksiniz. Ödemelerinizin korunması için bu hesaba yollamalısınız. Bu bilgilerin çıktısını alın. Alibaba'da anlaşmazlıktan bahsedelim. Alibaba'ya girdiğinizde, müşteri hizmetlerinin altında, bir anlaşmazlık bildirine tıklayın. Üç parçaya ayrılmış bir sayfaya geleceksiniz. İlki, ticari anlaşmazlıklar. İkincisi, ürün bilgisi ihlali. Üçüncüsü, diğerleri. İlkinde, anlaşmazlık tipinizi seçin. Örneğin, ürünler ödemeden sonra gelmedi. Nakliye sonrası para gelmedi. Ürünler, sipariş ettiklerim değil. Diğer ticari anlaşmazlıklar. Diğerleri, başka şekillere bölünürler. Toptancı anlaşmazlıklarına tıklayabilirsiniz. Bu kısma gelinir. Şikayetçi olduğunuz ürünü bulun.
Çevrim dışı anlaşmazlıklar, Alibaba dışındaki yazışmalardır. Bu seçenek için tüm yazışmaları dikkatlice okuyun. İyi kazançlar.